Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Selamun minallahi aleykum ve tahiyyetun minni ileykum eyyuhel ahibbetül kiram. Değerli dostlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Araf suresinin ilk 51 ayetinin tefsirini bitirdik. Ve bu ilk 51 ayette mevcut olan bazı belagî nükteleri açıklayacağız. El-Belagatü, evet, belagat başlığı altında bazı belagî nükteleri açıklayacağız. Birinci olarak evvelen inde kulli mescidin mecazun mürselun. Evet, mürsel bir mecaz vardır. Alagatuhu el-mahalliye. Evet. لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدْ هُنَ Burada mescitten murad edilen nedir? اَسْصَلَاتُ وَالْتَوَافِ Namaz ve tavaftır. وَلَمَّا كَانَ الْمَسْجِدُ مَكَانَ الصَّلَاتِ Evet, mescit namaz kılma yeri olduğu için اُتْلِقَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ Dolayısıyla burada bu şekilde ifade edilmiştir. Saniyen, ikinci olarak la tufettehu lehum evvabus sema kinayetun an ademi kabulil amel. Amelin Allah katında kabul edilmeyeceğinden kinaye olarak kullanılmıştır. Fela yukbelu lehum duaun ev amelun. Yani kafirlerin yaptıkları dualar ve yaptıkları ameller asla kabul edilmez anlamındadır. Salisen, üçüncü olarak hatta yelicel cemelü fi semmil hıyat. Evet, deve iğne deliğinden geçinceye kadar. Fihi, evet, bu ayet-i kerimede teşbihun zımniyün, zımni bir teşbih vardır. Ey la yedhulûnel cennete, kafirler cennete giremezler. Bihalin minel ahvali, hiçbir halükarda illa izâ emkene duhulul cemel fi sakbil ibreti. Evet, deve iğnenin deliğinden geçme imkanı bulursa ancak kafir de cennete girebilir. Ve huve temsilun lil istihaleti. Yani bunun asla mümkün olmadığını ifade etmek için bir misaldir. Rabian, dördüncü olarak لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ قَوَاشٌ قَالَ صَاحِبُ الْبَحْرِ الْبَحْرُ الْمُحِيطِ sahibi Ebu Hayyan şöyle demiştir. هَذِهِ اِسْتِعَارَةٌ Evet, bu ayet-i kerimede bir istiare sanatı vardır. لِمَا يُحِيطُ بِهِمْ مِنَ النَّارِ Zira cehennem ehlini, cehennem ateşi kuşatacaktır. مِنْ كُلِّ جَانِبٍ Her yönden kuşatacaktır. Kekavlihi, aynı şu ayet-i kerimede ifade edildiği gibi lehum min fevgihim zulelun minen nar, onların üstlerinden ateşten bir takım gölgeler vardır. Ve min tahtihim zulel, ve altlarında da ateşten bir takım çemberler vardır şeklinde ifade edilmiştir. Hamisen, beşinci olarak ma zahara minha ve ma batan. Bu ayet-i kerimede beyne zahara ve batana fiilleri arasında, zahara ve batane fiilleri arasında tıbak sanatı vardır. Ve huve minel muhassenatil bedi'iyyeti. Evet, bu edebi güzelliklerdendir. Böylece ayetlerde geçen belagî nükteleri açıklamış olduk değerli arkadaşlar. Faidetün, şöyle bir nükte var. Yurva rivayet edildiğine göre Enner Reşide, Harun Reşid, kâne lehu tabibun nasraniyün, hâdikun, tecrübeli Hristiyan bir doktoru varmış Harun Reşid'in. Fekâle zâliket tabibu li ahadil ulema, evet, o doktor alimlerden birine şöyle demiş. Leyse fî kitâbikum min ilmi tıbbi şey'ün. Evet, sizin kitabınızda, Kur'an-ı Kerim'de tıp ilmiyle ilgili hiçbir şey yoktur demiş.
Vel ilmu ilmani, ilim iki çeşittir. İlmül ebdan, beden vücut ilmi ve ilmül edyan, din ilimleri diye söylemiş. Fekale lehul alimu, alim de ona cevap olarak şöyle demiştir. Kad cemaallahu teala ettibbe kullehu fî nisfe ayetin min kitabihi. Allah Teala kitabında yarım ayette tıbbın tamamını toplamıştır, birleştirmiştir diye söylemiş. Gale o doktor da ve mahiye o nedir diye sormuş. Gale kavluhu teala Allah'ın şu ayeti kerimesi demiş. Ve kulu veşrebu ve la tusrifu. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz ayetidir diye cevap vermiş. Ve gale nasraniyü Hristiyan doktor şöyle demiş. Vela yukseru an rasulikum şey'ün fit tıbbi. Peygamberinizden tıpla ilgili hiçbir bilgi gelmemiştir. Hiçbir açıklama, hiçbir ilim gelmemiştir diye söylemiş. Galel alimu, alim de ona cevap olarak şöyle demiştir. Kad cema'a rasuluna et tıbba. Bizim peygamberimiz tıbbı cem etmiştir, toplamıştır. Fi elfazin yesiratin, çok az birkaç kelimede toplamıştır. Gale ve mahiye, nedir o diye sormuş. Gale kavluhu, peygamberimizin şu hadis-i şerifi. Ma mele ibnu Adem'e bi'a'en şerran min batnihi. Evet, Ademoğlu karnından daha şerli bir kap doldurmamıştır. Bihasebi imri'in, bihasebi ibni Adem'e lugaymatun yugimne sulbehu. Evet, Ademoğluna sulbünü efendim ve hayatını devam ettirecek birkaç lokma yeterlidir hadis-i şerifini söylemiş. Fegale ennasraniyü, evet, Hristiyan doktor şöyle demiş. Ma tereke kitabukum velâ nebiyyukum licalisun tıbban. Evet, kitabınız ve peygamberiniz Calisun'a bir tıp bırakmamıştır diyerek itirafta bulunmuştur. Evet değerli arkadaşlar, bu sefer 52. ayeti kerimeden 72. ayeti kerimeye kadar tefsir yapacağız. Tabii önceki ayetlerle bu ayetler arasındaki ilişkiyi önce açıklayalım. El-Münasebe başlığı altında. Lemma zekere teala halel kuffaril eşkıya'e ve hasaratihim el-fadihate fil ahire. Allah Teala önceki ayetlerde kafirlerin, şaki insanların halini zikrettiği zaman ve onların ahiretteki açık seçik hüsranlarını, kayıplarını zikrettiği zaman zekerahune, burada bu ayetlerde de ennehu la hüccete li ahadin, hiçbir kimse için bir delil, hüccet yoktur. Fakat ersalallahu rusule, Allah Teala peygamberleri göndermiştir. Ve enzelel kütübe, ve kitapları indirmiştir. Li hidayetil beşeriyeti, bütün beşerin hidayeti için Allah Teala peygamberler göndermiş ve kitapları indirmiştir. Sümme zekere kısasa ba'del enbiya, bazı peygamberlerin kıssalarını bu ayetlerde Allah Teala zikretmiştir. Ve bede'e bi Nuhi aleyhisselam, şeyhul enbiya, peygamberlerin atası olan Nuh aleyhisselam da başlamıştır. Sümme agabehu bizikri Hudin aleyhisselam, sonra Hud aleyhisselam da devam etmiştir. Ve mevgifel müşrikin min davetir rusulil kiram, ondan sonra da müşriklerin, o değerli elçilerin daveti karşısındaki durumlarını ayet-i kerimede Allah Teala açıklamıştır. Evet, ayetlerde geçen bazı kelimelerin manalarını açıklayalım. El-Lugatü başlığı altında. Te'viluhu kelimesi, akıbetü emrihi. Evet, işinin akıbeti, sonucu anlamındadır. Ve ma ye'ulü ileyhi min ale ye'ulü. Ale ye'ulü fiilinden alınmış bir efendim hakikata, gerçeğe yönelme, dönme. İdâ sâra ileyhi, ona gittiği zaman, evet,
İsteva fiili ise, değerli arkadaşlar, el-istiva'u, istiva kelimesi, el-uluvu, yükseklik ve istikrar anlamındadır. Gale-cevheri, cevheri şöyle açıklamıştır bu kelimeyi. İsteva ala zahri dabbeti, bir hayvanın sırtında istegarra, karar kıldı, yerleşti anlamındadır. Vesteva ile semai, kasada, gökyüzüne yöneldi anlamındadır. Vesteva eşşey'u idâ yetedele, evet, bir şey mutedil olduğu zaman isteve şey'u denilir. Evet. Yaşi veya yuşa yugatti örtüyor anlamındadır. Yaşi, evet. Hasisen kelimesi ise hasisen seri'an, hızlıca anlamındadır. Vel hasu el icalu ve suratu, surat ve hızlılık anlamına gelmektedir. Tebareke tefaale, inel bereke, bereketten tefaale kalıbında gelmiştir. Vehiye el kesratu vel ittisa, çokluk ve genişlik anlamına gelmektedir. Galel Esheri şöyle demiştir. Tebareke denildiği zaman ey teala ve teazama ve vertefa, yüce oldu, yükseldi anlamındadır. Tedarruan kelimesi ise tevellülen, zelil bir tarzda, mütevazi, alçak gönüllü bir vaziyette, vestikaneten, sükûne ermiş bir vaziyette anlamındadır. Ve huve izharu zülli ellezî fin nefsi minel huşû'i. Huşû ile birlikte insanın nefsindeki alçalmadır. Alçalma göstergesidir. Yani tevazu göstergesidir. Ve hıfyeten, sırran, gizlice anlamındadır. Büşran, evet, mübeşşiran, mübeşşiraten bil matar, yağmuru müjdeleyerek anlamındadır. Egallet fiili ise hamelet, taşıdı, üstlendi anlamındadır. Nekiden el isril galil, evet, az anlamına gelmektedir. Ala el ala'u en ni'am vahdeha la ke mi'a gibi nimet anlamına gelmektedir. Nimet, âlâ, nimetler anlamındadır. Tefsiru, evet, ayetlerin tefsirine geçebiliriz. 51. 52. ayetten itibaren ayetlerin tefsirine bakalım. Evet. Ve lekad ci'nâhum bi kitâbin, biz onlara bir kitap getirdik. Ey, ve lekad ci'nâ ehle Mekke'te, Mekke ehline getirdik. Bir kitabın, bir kitap getirdik. Huvel Kur'anul Azim, o da yüce Kur'an'dır. Fassalnahu ala ilmin, ey beyyenna meanihi, onun manalarını açıkladık. Ve vaddahna ahkamehu, hükümlerini izah ettik. Ala ilmin minna, bizden bir ilim olarak. Hatta ca'e gayyimen, evet, dosdoğru, kuvvetli bir şekilde gelmiştir. Gayre zi'uvecin, hiçbir eğrilik yoktur. Hüden ve rahmeten li kavmin yu'minun, ey hidayeten ve rahmeten ve saadeten limen amene bihi, yani Kur'an-ı Kerim'e iman edenler için saadet, rahmet ve hidayet olan bir kitabı getirmişizdir. Hel yenzurune illa te'lilehu, ey ma yentazirune ehlü Mekke'te, Mekke ehli beklemiyorlar. İlla agibete ma vu'idu bihi minel azab ve nikal, kendilerine vaat edilen azabı ve o çetin sonucu, akıbeti ne yapıyorlar? Bekliyorlar. Gale katadetu, katade şöyle demiştir. Te'liluhu agibetuhu, onun akıbeti, onun sonucu. Yevme ye'ti te'liluhu,
huve yevmül kıyame. Yani onun tevili, onun haber verdiği şey geldiği an. O da kıyamet günüdür. Yegûlüllezîne nesûhû min kablû, daha önce unutanlar şöyle derler. Ey yegûlüllezîne dayya'û ve terekul amele bihî fid dünya. Yani Allah'ın indirdiği o kitabı zayi edenler ve onunla amel etmeyi terk edenler anlamındadır. Kad câet rusulü rabbina bil hak. Şüphesiz ki Rabbimizin elçileri hak olarak geldi. Hakkı getirdi. Ey câet câetne er rusulü, elçiler bil ahbaril sadıkati, sadık haberleri bize getirdiler. Ve tuhakkiku lena sıdkahum veya tehakkaka lena sıdkuhum, onların doğruluğu bize gerçek olarak ortaya çıkmıştır. Felem nü'min bihim, biz onlara iman etmedik. Velem nettebi'hum, onlara tabi olmadık. Galet Taberi, Taberi şöyle demiştir. Taberi şöyle demiştir. Ekseme el mesakinu hine halle bihim el ikabu. Evet, azap onlara ulaştığı zaman miskinler şöyle yemin etmişlerdir. Enne Rusulallahi, Allah'ın elçileri, kad bellagathum er risalete, risaleti onlara tebliğ etmişlerdir. Ve nasihat lehum ve sadakathum, evet, onlara nasihat etmiş ve onlara doğru söylemişlerdir. Hine la yenfa'uhum ve la yuncihim min sahatillahi kesretul gıyl vel gal. Evet, gıyl ve galin çok fazla söylenmesi Allah'ın sahatından onları kurtarmamıştır ve onlara fayda vermemiştir. Fehellena min şufa'a feyeşfe'u lena. Ey hellena el yevme, bugün bizim için var mıdır? Şefi'un, şefaat edecek biri var mıdır? Yuhallisuna min hadel azabi, bu azaptan bizi kurtarsın, sahili selamete kavuştursun. Evet, bu ayeti kerimedeki istifham, soru üslubu, fihi manet temenni, yani temenni manasında bir sorudur. Ev veyahut da nüreddü, biz tekrar dünyaya döndürülelim. Fenâmele gayrellezî kunnâ nâmel. Evet, dünyada yaptıklarımızın dışında bir takım salih amelleri işleyelim. Ey hellenâ min avdetin ile dünya. Dünyaya geri dönme bizim için mümkün müdür? Linâmele sâlihan, salih amel işleyelim. Gayre mâ kunnâ nâmelu minel maâsî ve kabîhal amâl. İşlediğimiz o günahlar ve o çirkin ameller yerine salih ameller işleyelim. Gâle teâlâ redden aleyhim. Allah Teala onlara cevap olarak şöyle buyurmuştur. Kad hasiru enfusehum ve dalle anhum mâ kânû yefterûn. Ey hasiru enfusehum. Onlar nefislerini hüsrana uğratmışlardır. Haysu ibtâ'u el hasîsel fâni mined dünya bin nefisil bâgî minel ahire. Dünyada değersiz olan şeyleri almışlar ve ahiretteki o baki olan, devamlı olan nimetleri terk etmişlerdir. Ve batale anhum ma kanu yezumunehu min şefaatil alihe vel esnam. Dünyadayken iddia ettikleri o putların ve o ilahlarının şefaati onlara asla fayda vermemiş ve tamamen onların bu iddialarının batıl olduğu ortaya çıkmıştır. Tümme zekera teala, sonra Allah Teala zikretmiştir. Dela ilel kudreti vel vahdaniyeti, varlığının ve birliğinin ve kudretinin delillerini Allah Teala zikretmiştir ve şöyle buyurmuştur. Tegale inne rabbekumullahullezî halakas semavati vel arda fî sittete eyyâmin. Rabbiniz Allah öyle bir Allah'tır ki gökyüzünü ve yeryüzünü 6 günde yaratmıştır. Ey inne mabudekum ve halikakum, sizin ibadet ettiğiniz mabudunuz ve sizi yaratan yaratıcınız,
Ellezî tâbudûnehu, ki siz ona ibadet ediyorsunuz. Hüvel münferidü bi kudretil icat, yaratma gücüne, kudretine sahip olan, tek olan, bir olan Allah'tır. Ellezî halakas semâvâti vel arda, ki o gökyüzünü ve yeryüzünü yaratmıştır. Fî miktâri siddete eyyâmin min eyyâmid dünya, dünya günlerinin 6 günü miktarında gökyüzünü ve yeryüzünü yaratmıştır. Gâle taberî, gâle kurtubî, kurtubî dedi ki, lev erâde li halgihâ fî lahza, şayet Allah-u Teala bir lahzayı murad etmiş olsaydı gökyüzünün ve yeryüzünün yaratılmasında, velakinnehu erâde en yuallimel ibâde ettetebbüte fil umur, bazı işlerde tespiti kullara öğretmek için Allah Teala bu şekilde ifade buyurmuştur. Sümme isteva alel arş, sonra arşa yönelmiştir. Ey istivaen yeligu bi celalihi, kendi şanına uygun bir vaziyette Allah Teala arşa yönelmiştir. Arşa istiva etmiştir. Min gayri teşbihin ve la temsilin ve la ta'tilin, herhangi bir benzetme, herhangi bir temsil, herhangi bir Allah'ın vasfettiği vasfı efendim iptal etmeksizin, ve la tahrifin, değiştirmeksizin. Kemâ huve mezhebü selef, nitekim sahabe-i kiramın mezhebi de böyleydi. Ve kemâ gâlel İmam Malik rahimahullah, Allah'ın rahmeti üzerine olsun İmam Malik'in dediği gibi, el istiva'u malumun, bu ayet-i kerimede ifade edilen istiva bilinmektedir. Vel keyfi meçhulün, keyfiyeti meçhuldür, bizce bilinmez. Vel iman bihi vacibun, ve ona iman etmek vaciptir. Ve sualu anhu bid'atun, ve ondan o konu hakkında soru sormak bid'attır. Ve kalel İmam Ahmet rahimahullah, Allah rahmet etsin İmam Ahmet de şöyle demiştir. Ahbaru sıfati, Allah Teala'nın sıfatlarıyla ilgili haberler, Kur'an-ı Kerim'de gelen haberler. Tümerru kema caet bila teşbihin ve la ta'tilin, herhangi bir teşbih ve herhangi bir efendim değiştirme olmaksızın. Fela yugalu keyfe, nasıldır denilmez. Ve lime, niçin denilmez. Nu'minu, biz iman ederiz. Bi ennallaha alel arşı, keyfe şa'e, Allah-u Teala nasıl biliyorsa arşın üzerindedir. Ve kemâ şa'e bila hadde, haddin vela sıfatın, herhangi bir sıfat ve bir sınırlama olmaksızın. Yübelliguha vasıfun ev yahudduha haddun, herhangi bir vasfeden vasfetmiş ve sınırı belirleyen belirlemiştir. Nekra'ul ayete, biz ayeti okuruz. Vel habera, haberi okuruz. Ve nu'minu bima fihima, ve onlarda olan bilgiye iman ederiz. Ve nekillül keyfiyete fis sıfatı ila ilmillahi azze ve celle, ve Allah'ın sıfatlarıyla ilgili ayetlerdeki o bilgileri, onun ilmini Allah'a havale ederiz. Ve galel kurtubi, kurtubi şöyle demiştir. Lem yunkir ehadun mine selefis salihi, hiçbir sahabe-i kiram inkar etmemiştir. Ennehu isteva ala arşihi, hakikaten Allah'ın arşına hakiki olarak istiva etme konusunu asla inkar etmemiştir. Ve innema cehilu keyfiyetel istiva, sahabe-i kiram istivanın keyfiyetini efendim bilememişlerdir. Fe innehu la tu'lemu hakikatuhu, zira onun hakikati asla bilinmez. Yuşil leylen nehara yetlubuhu hatifen, ey yugattil leyle alen nehar, Allah Teala geceyi gündüzün üzerine kaplar. Ve yuzihu bidav'ihi ışığıyla, ve onu giderir. Ve yetlubuhu seri'an, hızlıca onu diler. Hatta yudrikehu, onu idrak eder. Ve şemse vel gamere vel nucume, güneş, ay ve yıldızlar. Musahharatun bi emrihi, Allah'ın emriyle insanların hizmetine sunulmuştur. Ey
El cemi'u tahte kahrihi ve meşiyetihi ve teshirihi. Her şey, güneş, ay, yıldızlar Allah'ın kahrı, meşiyeti ve emri altındadır. Ela lehul halgu vel emr. Evet, yaratma ve emir ona ait değil midir? Ey lehul mülkü ve tasarruf tam fil kainat. Kainatta tam mülkiyet ve her şeye tasarruf hakkı Allah'a aittir. Tebareke, tebarekallahu rabbul alemin. Ey teazzama ve temeccedel halikul mübdi'u rabbul alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah yaratıcıdır, yoktan var edicidir ve yücedir. Ud'u rabbekum tadarru'an ve hufyeten. Rabbinize tazarru ile ve gizlice dua ediniz. Ey ud'ullaha, Allah'a dua ediniz. Tezellülen ve sırran, bi huşu'in ve hudu'in, huşu ve huzu içerisinde gizlice Allah'a dua ediniz. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez. Ey la yuhibbul mu'tedin fiddua bitteşakku bitteşedduki ve raf'is savti. Evet, sesi yükselterek ve bağırarak çağırarak yapılan duayı ve bu şekilde haddi aşanları Allah Teala asla sevmez. Ve fil hadisi, hadis-i şerifte şöyle gelmiştir. İnnekum la ted'une asamme ve la gaiben. Siz haşa sağır olana veyahut da burada olmayana dua etmiyorsunuz. Ve la tufsidu fil ardı ba'da islahiha. Evet, yeryüzü ıslah edildikten sonra asla yeryüzünde fesat çıkartmayınız. Bozgunculuk yapmayınız. Ey la tufsidu fil ardı bişirki vel maasi. Evet, şirk ve günahlara dalarak yeryüzünde fesat çıkarmayınız. Vade en aslahahallahu bibi'fetil murselin. Allah-u Teala peygamberleri gönderdikten sonra, orayı ıslah ettikten sonra günah işleyerek ve şirk koşarak yeryüzünde fesat çıkartmayınız. Ved'uhu havfen ve tama'a. Allah'a korkarak, Allah'ın azabından korkarak ve rahmetini umarak Allah'a dua ediniz, Allah'a ibadet ediniz. Ey havfen min azabihi, azabından korkarak ve tam an fi rahmeti, rahmetini umarak Allah'a dua ediniz. İnne rahmetallahi karibun minel muhsinin. Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti muhsinlere çok yakındır. Ey rahmetuhu teala garibetun minel muti'in. Allah'ın rahmeti Allah'a itaat edenlere çok yakındır. اَلَّذ۪ينَ يَتَمَثَّلُونَ اَوَامِرَ اللّٰهُ يَمْتَثِلُونَ اَوَامِرَهُ وَيَتْرِكُونَ زَوَاجِرَهُ. Allah'ın emirlerini yerine getiren ve Allah'ın yasaklarından sakınanlar için Allah'a itaat edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. وَهُوَ الَّذ۪ي يُرْسِلُ الرِّيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِ. Evet, rahmetinin önünde müjde olarak Allah Teala rüzgarı gönderir. Ey yursilur riyaha, rüzgarları gönderir. Mübeşşiraten bil matar, yağmuru müjdeleyerek rüzgarları gönderir Allah Teala. Kale fil bahr, el bahrul muhit adlı tefsirinde Ebu Hayyan şöyle demiştir. Ve mana beyne yedi rahmetihi, beyne yedi rahmetihi manası ey emame nimetihi, nimetinin önünde. Ve huvel matar, yağmurdur. Ellezî huve ecellün ni'am, nimetlerin en yücesidir. Ve ahsenuha eseren alel insan, insana tesiri en fazla, en güzel olan Allah'ın nimetlerinden bir nimettir. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dostlar. Burada kalalım. İnşallah gelecek dersimizde bu kaldığımız yerden itibaren devam edeceğiz. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk ve âhiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin lillahi teâlel Fatiha.